Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda meşhur Yezid'in oğlu 2. Muaviye'den bahsedeceğim. Uzun süredir hakkında video çekmeyi düşündüğüm isimlerden birisiydi. Ancak fırsat buldum desem yeridir. Diğer bir deyişle meşhur Muaviye'nin de torunudur aynı zamanda. Keza Emevilerin 3. halifesi olarak tarihteki yerini almış yalnız. Çok kısa süre hilafette kaldığı için hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu nedenle de fazla bilinmez. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki İslam tarihinde ilginç şahsiyetler vardır. İkinci Muaviye de bunlardan birisidir. Deyim yerinde ise babasıyla kendisi tamamen zıt kutuplarda yer alan iki farklı simadır. Benim de en çok hayran olduğum isimlerden birisidir. Mesela bu bağlamda Emevilerin bir başka halifesi Ömer bin Abdülaziz de son derece önemli bir şahsiyettir ki onunla ilgili de video yapacağım nasip olursa. Dolayısıyla da yani mesela bana sahabe dönemi ve daha sonraki dönemde ilgili bir takım isimler sayılsa Ebu Zer el-Gıfari'yi en çok yani dile getirmem gereken isim olduğunu söylememde herhalde bir beis yok. Keza Kays bin Sa'd son derece önemli bir isimdir. Ancak bu ikinci Muaviye ile Ömer bin Abdülaziz ise hilafette olmaları hasebiyle çok 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 daha farklı yerde dururlar ve hayran olduğum kişiliklerden, simalardan birisidir veya birileridir. Bu itibarla da onu kısa hayatıyla ilgili bize yansıyan yönüyle sizlere tanıtmak istiyorum. İddialara göre 661 veya 663 yıllarında doğmuştur. Yani dedesi Muaviye'nin halifeliği zamanında dünyaya gelmiş. Ve babası Yezid 683 yılında vefat edince yani 80 ile 83 arasında halifelik yapmıştı. Ve kendi sağlığında da zaten babası onu veliaht tayin ettiği için hilafet makamına oturmuştur. Dolayısıyla da takriben 20 yaşlarındayken halifelik makamına geldiği söylenir. Yalnız bu yaşı konusu biraz tartışmalıdır. Kimi rivayetlerde 13, 17, 19 gibi farklı yaş oranları da veya sayılarda verilmiş ama 23 yaşlarında 20 yaşlarında olduğu anlaşılmaktadır. 6 erkek kardeşinin olduğu, birçok da kız kardeşinin olduğu rivayet edilmiştir. Çok kısa süren halifeliği dönemiyle ilgili fazla bir bilgi yok. Zaten hayatı da kısa sürmüş. Yani 20 yaşlarında vefat eden bir kişilikten bahsediyoruz. Bu itibarla da hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Keza dönemiyle ilgili de icraatlar olmadığı için Ebu Leyla künyesiyle anıldığı iddia edilmiştir. Bunun yanında Ebu Yezid ve Ebu Abdurrahman gibi künyeler aldığı da söylenir. Hilafette kaldığı süre ile ilgili de 20 günden 4 aya kadar muhtelif zaman dilimleri verilmiş ve genellikle de 40 gün kadar kaldığı iddia edilmiştir. Böyle de bir detay vardır. Dolayısıyla da son derece kısa bir süre halifelik yapmıştır. İkinci Muaviye hilafete geldiği zaman oldukça ciddi, sıkıntılı ve çalkantılı bir süreçle karşı karşıya kalmıştır. Deyim yerinde ise babası Yezid'den adeta bir enkaz devralmıştı. Özellikle Kerbela, Harre vakaları, Mekke'nin muhasara altına alınması ve Kabe'nin mancınıklanması gibi hadiseler toplum nezdinde derin yaralar açmıştı ve ciddi ciddi ayrışmalarında fitilini alevlemişti. Keza bu süreçte Abdullah bin Zübeyr iyiden iyiye isyanını artırmıştı. Çünkü Yezid'in halifeliği ile birlikte önce Hazreti Hüseyin isyan etmişti. Ondan sonra o öldürülünce Kerbela'da, akabinde Medineliler Abdullah bin Hanzala önderliğinde toplanmıştı. Ve o da Medine işini de Yezid halledince Abdullah bin Zübeyr Mekke'de halifeliğini ilan etmişti. Zaten Mekke'de muhasara altındayken Yezid'in ölüm haberi gelince bir anlamda Abdullah bin Zübeyr rakipsiz kalmıştır. Her ne kadar konumuz olan 2. Muaviye halife olmuşsa da halifeliğe çok da istekli olmadığını zaten birazdan anlatacağım. Dolayısıyla da Abdullah bin Zübeyr 2. Muaviye hilafete geldiği zaman her geçen gün gücünü artırıyordu ve birçok belde de ona meyletmiş durumdaydı. Ona katılma durumundaydı. Dolayısıyla da her geçen gün gücünü
hakimiyetini artırırken beri tarafta da Yezid'in oğlu 2. Muaviye biraz da ısrarlarla tahta geçmiştir. Keza mesela Horasan'da Selma bin Ziyad, ki bu da o bölgede validir. Ayrıca meşhur Ubeydullah bin Ziyad'ın da yine Basra'da validi, burada kendi adına biat almaya başladığını görüyoruz ki Horasan'da da Selm veya Selma binti Ziyad da bu bölgede halife adıyla ortaya çıkmış, hilafet adıyla ortaya çıkmış ve biatlar alıyordu. Dolayısıyla da zor bir süreçte halife olmuştur. Kendisi de sertlik yanlısı birisi değildir. Aynı zamanda ihtiraslı da birisi değildir ki zaten benim için önemli tarafı burası. Daha çok bu nedenle onu tanıtmak istiyorum. Ve az önce de belirttiğim gibi hilafete de çok isteyerek gelmemiştir. Hatta teklif edildiği zaman babasının vefatı üzerine istemediğini söylemiş. Yalnız kendisi gibi dürüst birisinin idarede bulunmasının faydalı olacağına ikna edilmesi üzerine saraydaki insanların bu şartlarda hilafeti kabul etmiştir. Böyle bir durumdan söz edilir. Tabi tahta oturduğu zaman az önce de söylediğim gibi en önemli problem veya sorun Abdullah bin Zübeyr isyanıydı. Ama yine belirttiğim gibi kendisi ihtiraslı birisi değildi. Hele hele sertlik yanlısı birisi değildi. Bu nedenle askeri güçle bu meseleyi çözmek yerine daha çok uzlaşma yolunu seçmiş ve bu şekilde onunla bir sonuca varmaya çalışmıştır. Hatta iddialara göre aralarında mütareke bile yapıldığı söylenir. Kısa süre hilafette kaldığı için de yeni bir görevlendirme yapmamıştır. Belki de buna fırsat bulamamıştır. Dolayısıyla da babasının atadığı bürokratlar veya işte idareciler onun döneminde de henüz görevdeydiler. Bazı icraatlarından bahsedilir bu kısa süre içerisinde. Özellikle de tahta geçtiği zaman beldelerden toplanan vergilerin, hazineye gönderilecek vergilerde 1/3 oranında indirime gitmiş. Bu tabi halk tarafından memnuniyetle karşılanmış ve sempatisi daha da halk nezdinde artmıştır. Ayrıca bunun yanında kadınların haklarının korunmasına yönelik veya yargılanmadan hiç kimsenin veya kendi bilgisi olmadan hiç kimsenin idam edilmemesini ilan etmiş. Kadınların haklarının korunmasına yönelik açıklamalar yapmış, düzenlemeler yapmış. Herkesin vergi vermesi gerektiği kriterini getirmiştir. Zira Emeviler kendilerini Arap olmaları nedeniyle üstün gördükleri için Arap olmayan Müslümanlar Müslüman olsalar da vergi verecekler. Yani haraç ödeyecekler diye şart koşmuştu. Ancak 2. Muaviye her Müslüman olan herkes eşittir demiş ve herkes vergi verecek şeklinde bir karar almıştır. Eşitlikçi bir idare anlayışı sergilemiş. Ancak kısa süre hilafette kalınca bunlar yerleşmemiş ve onun hilafetinden sonra da zaten tekrar eskiye dönülmüştür. Yine rivayetler arasında makama oturduğu zaman hasta olduğu, bu nedenle idare işleriyle de fazla uğraşmadığı, hatta halkın huzuruna çıkmadığı, genelde sarayında veya evinde uzlete çekildiği gibi bir takım bilgiler aktarılmıştır. Gençliğinde zaten gençtir ama yani çocukluk ve gençlik dönemlerinde sarayda özel hocalar tarafından yetiştirilmiştir. Keza Hazreti Hüseyin yanlıları tarafından öldürülebileceği, suikaste uğrayabileceği nedeniyle babasının saraydan çıkmamasını telkin ettiği ve bu nedenle genelde içeride kalmayı tercih ettiği ve böyle bir hayatının olduğuna dair de bir takım iddialar vardır. Dolayısıyla da genelde inziva hayatı geçiren veya bu yönüyle dikkat çeken bir şahsiyet olarak zikredebiliriz. İdarede imamet ve idare işlerde genellikle Dahhak bin Kays yakın adamıdır ki daha sonradan bu Emevilerin karşısına geçecektir. Ona idare işleri ona devrettiği. Ayrıca dayısı Hasan bin Malik vardır. Onun üzerinde oldukça etkilidir. Bu da idarede yetkili ve etkili isimlerden birisidir. Yani bu ikisi ciddi derecede söz sahibidirler. 2. Muaviye son derece dindar ve takva bir şahsiyet. Bu yönüyle öne çıkmıştır. Sürekli nefsi muhasebe yapar. Kendisinden önce olup bitenlerden son derece rahatsız olduğunu
dile getirmiş ve bunları açık yüreklilikle eleştirmiştir ki bu hiç beklenebilecek bir tavır değildir. Özellikle babası ve dedesinin sertlik yanlısı politikalarını tasvip etmediğini, bunları reddettiğini ve aynı zamanda onların bu tutumlarını açık bir dille eleştirdiğini kaynaklarda görebiliyoruz. Bu son derece önemlidir. Özellikle de Hazreti Ali'ye ve Ali evladına yapılanlara karşı son derece duyarlı davranmış. Onlara haksızlık yaptıklarını babası ve dedesinin bizzat belirtmiş. Özellikle bu Ehl-i Beyt mensuplarına yapılanlar nedeniyle gözyaşı bile döktüğü iddia edilmiştir ki hakikaten de yufka yürekli, son derece dindar, samimi bir insan ve aynı zamanda duyarlı bir insan. Böyle gaddar bir yapısı yoktur, mülayim bir tarafı vardır. Hiçbir zaman sertlik yanlısı olmamış, kimseyi cezalandırmak istememiş, herkesle uzlaşmaya çalışmış. Bakınız Yezid'den böyle bir evlat yani ve idarede hiç alışık olmadık bir portre ve dikkat ederseniz bakınız eşitlikçi bir politika izliyor ve öyle ayrıcalıklı değil, herkes vergi verecek diyor, madem Müslümansak hepimiz vergi vereceğiz, yani birileri verecek birileri onu yiyecek şeklindeki anlayışa şiddetle karşı çıkmış. Özellikle bu Hicaz halkına yapılanlar yani Harre olayı ve Mescid-i Haram'ın muhasara altına alınıp mancınıklanmasından son derece rahatsız olduğu, bunu bir türlü içine sindiremediği, bundan dolayı iktidarda da rahat olamadığını söylediği, bu tarz eleştirileri üzerine hocası Amr bin el-Maksus vardır ki bu aynı zamanda kaderi anlayışı benimseyen birisidir. Bu yönüyle tanınan bir hocasıdır. Muhtemelen onun etkisi de yetişmesinde fazlasıyla onun etkisinin olduğunu görüyoruz ki akılcı bir yönü vardır, vicdani bir yönü vardır. Bu yönüyle öne çıkmıştır ve yapıp ettiğimiz fiillerden kendimizin sorumlu olduğu bilinciyle hareket etmiş ve iddialara göre hocası ona madem bu derece kendini sorumlu tutuyorsun ve bu vebal altında kalmak istemiyorsun, o zaman yapacağın iki tercih vardır. Ya adaletle hükmedeceksin ya da iktidarı bırakacaksın, hilafetten çekileceksin. Mesela bunun Makdisi El-Bedu ve Tarih adlı eserinde zikredir. 6. cilde bakarsanız buralarda görürsünüz. Dolayısıyla da hocasının bu telkininin üzerinde etkili olduğuna dair yorumlar yapılmıştır. Netice itibarıyla mevcut söylediğimiz şartlarda iktidardan çekilme kararı alıyordur ve kendi isteğiyle iktidardan çekiliyordur ki bu çok nadir görülen bir şeydir tarihte. Hele hele Emevi idaresi gibi dedesi ve babasının tutumuna bakınız. Son derece çarpıcı bir örnek. Yani kendi zamanına kadar hiç zaten böyle bir şey yaşanmamış. Dikkat ederseniz halifeler hep eceliyle ölmüşlerdir. Ancak bu doğrudan hilafetten çekiliyor. Hasta olduğu söylenir ama en azından hastaydı ama hastalığının ile de devam edebilirdi. Böyle yapmıyor. İddialara göre Şam Emeviye Camii'ne geliyor. Halkı topluyor. Burada bir konuşma yapıyor. Yaşananlardan, daha önceki yaşananlardan rahatsız olduğunu, bunu bir türlü içine sindiremediğini, İktidardan da hiçbir zaman hoşlanmadığını, halifeliği yürütmek istemediğini, bu şartlarda halifelik vebaliyle karşı karşıya kalmak istemediğini ve çekilme kararını aldığını ilan ediyor ve enteresan, yerine de kimseyi aday bırakmıyor. Halbuki evet kendisi gençtir, çocuklarının olup olmadığı tartışmalıdır ama nesli devam etmediği söylenir. Yalnız 6 tane daha kardeşi vardı. Bakınız kardeşlerinden hiç kimseyi de yani veliaht tayin etmiyor ki. Oysa veliahtlık sistemi artık yerleşmişti. İddialara göre Hazreti Ebubekir'in Ömer'i tayin etmesine atıf yapmış ve Ömer gibi şayet birisi olsaydı Ebubekir'in yaptığı gibi onu tayin ederdim ama öyle de bir o evsafta da birisi olmadığına göre ben böyle bir vebalin altına girmem diyecektir ve yerini adayda bırakmayacaktır. Hatta halka seslendiği sırada sizin işinizi ben size havale ediyorum diyecektir ve yerine herhangi bir tayinde bulunmayacaktır. Bu son derece önemlidir. Diğer yandan bazıları kardeşi Halid'i veliaht tayin et demişlerdir ona. Onun da manidar bir cevabı vardır. Diyor ki ben diyor halifeliğin hayrını görmediğim ki o görsün. Dolayısıyla da veliahtlığa getireceğim kişinin vebalını da ben alamam diyecektir ve buna yanaşmayacaktır. Yine ikinci Muaviye halifenin tayinle değil bu şartlarda seçimle iş başına gelmesinden yana birisidir. Yani şura oluşturmak istediği, hatta Mervan'ın ona
şura ile yani Hazreti Ömer'in yaptığı gibi şuraya bir şura oluşturup bu şekilde şuranın halife seçmesini önerdiğini, ancak buna da yanaşmadığı söylenir ve der ki ben mezarda da, yani dünyada idare işiyle uğraştım, bir yani hayrını görmedim, mezarda da bu işle uğraşamam, yani bunun vebalini alamam diyecektir ve enteresandır, şuraya da sıcak bakmayacaktır. Bazı yorumlarda uygun şura üyelerinin bulunamadığı için, bulamadığı, göremediği için böyle bir yola başvurmadığı bile söylenir. Hatta iddialar arasında Ebu Sufyan ailesinin dünya işlerinden fazlasıyla kendilerine şer kaldığını, bu konuda nasiplerinin fazlasıyla olduğunu, yeteri kadar bu konuda dolu olduklarını ve tekrar benzer bir vebal altına girmek istemediğini söylediği de iddia edilmiştir. Hilafetten çekilince hastaydı, evine çekilmiştir. Yani idari işleri Dahhak bin Kays'a bırakmıştır. Az önce söylediğimiz gibi dayısı Hassan'a da şeyi bırakmıştır, namaz kılma, yani imamlık görevini bırakmıştır ve uygun adayı bulamadığı iddiasıyla siyasi sahiplerle uydurulmuş şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Yani uygun aday bulamadığı iddiası bu şekilde, yani siyasi sahiplerle söylemiş, aslında doğru değildir gibi yorumlar yapılmıştır ki zannediyorum Wellhausen mıydı, Watt mıydı, bunlardan birisi buna benzer bir iddia ortaya atmıştır ama ne derece doğrudur, yanlıştır tartışılır ama iktidardan çekilmesiyle ilgili ana çerçeveye bakarsak hastalığını, yufka yürekliliğini, vicdani duygularını, özellikle Harre, Kerbela gibi olayların etkisinin üzerinde fazlasıyla olduğunu dile getirenler vardır. Keza Kabe'nin mancınıklanmasını bir türlü kabullenememiştir. Ayrıca isyanlar patlak vermiştir. Bu isyanlara bir türlü askeri güçle yani üzerine gitmek yerine şeyle, uzlaşmayla çözmeye çalışmış. Fakat bu konuda da umudu kesildiği söylenir. Dedesi ve babasının hak etmedikleri şekilde iktidara geldikleri için onlardan devralınan mirası devam ettirmek istemediğini söylemiştir. Keza hocası Amr bin Mahsus'un üzerinde etkili olduğu gibi gerekçeleri ileri sürülmüş ve bundan dolayı görevden çekildiği iddia edilmiştir. Tabii görevden çekilince iktidarda ciddi bir boşluk doğmuştur. Bunu Abdullah bin Zübeyr iyi değerlendirmiştir. Zaten Mekke'de güçlüydü. Mekke, Medine, Filistin, Mısır, Irak bölgesi derken Şam bölgesinde de önemli bir kısım yerleri yanına çekmeyi başarmıştır. Yani sonuçta Ubeydullah Kufe'den kaçmıştır. Bu bölgeler iyice artık onun Irak bölgesi eline geçmiş. İran işlerinde hariciler ciddi ciddi güçlenmişlerdir. Yani elinde sadece Şam bölgesi, ki kaldı ki burada da bütün yerlerden henüz biat almış değildi. Dolayısıyla da olabildiğince küçülmüştür hanedan. İşte bu şartlarda Abdullah bin Zübeyr'e de alabildiğince gücüne güç katmıştır. İddialara göre Abdullah bin Zübeyr'e haber gönderip kendi çocuğu olmadığını ileri sürmüş. Yani veliahtlık görevi teklif ediyor bu şekilde. Yani benim yani evladım konumunda, manevi evlat konumunda ol, iktidarı sana devredeyim şeklinde bir öneride bulunduğu. Fakat yani seni varis kılayım dediği, fakat İbn-i Zübeyr'in kendisinden küçük birisinin bu teklifi ne kabul uygun bulmadığı ve teklifini kabul etmediği söylenir. Ayrıca İbn-i Zübeyr'den can güvenliği istediğini ve bunun sağlanması durumunda onun lehine çekileceğine dair de haberler gönderdiği iddia edilmiş. Yalnız bunların kabul görmediği söylenir. Şiiler ise daha farklı bir iddia ortaya atmışlar. Onlar Ehl-i Beyt mensuplarının intikam alacağından korktuğu için çekildiği şeklinde bir yorum ortaya atmışlar. Hatta Şii olduğu, ondan sonra da tahttan feragat ettiği gibi romantik yorumlar yapmışlardı ki bu Şiilerin zaten bu tür yorumları son derece meşhurdur. Ölümüyle ilgili de çelişkili bilgiler vardır. Hemen hemen iktidarların hemen her ölümünde Hazreti Peygamber dahil mutlaka bir zehirlenme hikayesi anlatılır. İddialara göre ateşli hastalık geçiriyor, bundan dolayı ölüyor. Akciğerlerinde sorun olduğu için bu nedenle ateşli hastalık geçirdiği, vebadan öldüğü ve zehirlendiği gibi. Bakınız burada da yine bir zehirlenme olayı var, iddiası var. Hatta Mervan tarafından zehirlendiği gibi bir takım mesnetsiz iddialar ortaya atılmış ama bunlar doğru değildir. Neticede Şubat 684'te vefat etmiş ve Dımeşk'te defnedilmişti. Fethedilmiş diyeceğim. Hilafete çekilmesiyle, yani hilafetten çekilince bu boşluğu iyi değerlendiren Abdullah bin Zübeyr ise olabildiğince az önce de belirttiğim gibi güçlenmiş ve bu şartla da Emevi halifesi veya hanedanları
ciddi bir karar eşiğine gelmişler. Cabiye'de bir toplantı yapıyorlar ki bir ay kadar sürdüğü söylenir bu toplantının belli günlerde fasılalarla. Yani bir noktaya varmaya çalışmışlar ve mevcut şartlarda en iyisi gidelim İbn-i Zübeyr'e biat edelim diye bir karar almışlardır. Hatta bu kararı da Mervan'ı kendilerine temsilci yapıp hanedanın yaşlı üyesi olarak, saygın üyesi olarak göndermeyi planladıkları ama o sırada Kufe'den kaçan Ubeydullah bin Ziyad'ın geldiği böyle bir hani hamlenin hanedanın sonunu getireceğini, dolayısıyla da küçük olsun bizim olsun niye biat ediyorsunuz ediyoruz ki şeklindeki telkinler üzerine bundan Mervan'ın vazgeçtiği ve böylece konu uzundur. Mervan'ın burada halife seçildiği ve böylece şeyden sonra Yezid'den ikinci Muaviye'den sonra Yezid ve ikinci Muaviye'den sonra Mervan'ın halife seçildiğini görüyoruz ki Yezid'in ikinci Muaviye'nin kardeşi veya Yezid'in diğer oğlu Halid'i de veliaht tayin edeceklerdi. Bir de Kelp kabilesinden bir başka veliaht adayı belirlenecek çünkü onlardan destek almak için ve böylece iki de veliaht belirlenip bu şekilde Mervan'a hilafetin kaldığı söylenir. Bu bundan sonraki süreçtir ve artık Mervaniler devam edecektir. Yani Sufyan'ı Emevilerin Ebu Sufyan'ın soyu 3 halifeyle birlikte bitecektir. Görüldüğü gibi son derece farklı bir portre, hiç de beklenmeyecek bir tavır. Özellikle de Yezid gibi evlatta yani bir simadan böyle bir evlat çok daha farklı. Bizim İslam tarihi olaylarına bakışımız veya Müslüman bilinci genelde böyle toptancı bir anlayışla hareket eder. Emeviler deyince atıp tutarlar, böyle nasılsa kalede boş, atmak da kolay. Halbuki öyle değil sevgili dostlarım. Yani benimle ilgili de mesela bırak onu atın gidin falan veya herhangi birisiyle ilgili, ya her insanın eksikleri olur, fazlalıkları, artılar olur, eksileri olur veya. Dolayısıyla da toptancı anlayıştan uzak durmak lazım. Yani birisiyle ilgili olumlu bilgi söyleyince vay efendim bu sanki onun olumsuz düşüncelerini de benimsiyormuş gibi algılanıyor. Veya birisinin gördüğümüz olumsuz davranışıyla bütün hayatını bir anda silip atabiliyoruz. Bu işte Emevilere yaklaşımla ilgili de çokça başvurulan veya karşımıza çıkan özelliktir. Halbuki bakınız Yezid gibi lanet bir kişiden böylesine erdemli bir evlat da doğmuştur. O yüzden de ben hep şunu hatırlatırım. İslam'da suçlar ve ödüller bireyseldir. Yani benim işlediğim günahtan ben sorumluyum. Oğlum veya babam değil. Yani reşitlik ilkesi esastır biliyorsunuz. Bu itibarla da Yezid'in günahı onun ama oğlu Muaviye'nin ne günahı var? Son derecede erdemli birisi. Bakınız hilafetten çekiliyor. Bir başka örnekle konuşmamı bitireyim. İşte Ömer bin Sa'd, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Güya cennetle müjdelenen sahabeler ki böyle bir hikaye yok ama neticede Hazreti Peygamber'in yanında yer alan birisidir Sa'd bin Ebi Vakkas ve Peygamberimizin dayılarının kabilesidir. Yani annesinin kabilesindendir Sa'd. Yalnız Sa'd bin Ebi Vakkas'tan Kerbela'nın komutanı çıkmış Ömer. Ne yapalım şimdi? Bakınız Yezid'den de böylesine erdemli bir Muaviye çıkmış. Yani ikinci Muaviye çıkmış. Onun için de insanları eleştirirken veya tarihi olaylara bakarken ne olursunuz böyle toptancı bir anlayışla tukaka etmeye gerek yok. Her insanın eksiği artısı olabilir. Dolayısıyla da eksileriyle artılarıyla kendimize lazım olanı alalım, yolumuza devam edelim. İşte Zümer suresinde deniyor ya hani müminler her sözü dinler, en güzeline uyarlar. Yani bu ilkeyi unutmamak lazım ve toptancı bir anlayışla meselelere bakmamak gerekiyor. Evet, yani ikinci Muaviye ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tabii bir takım daha detaylar var. Bunları atladım. Hatta bazen durdum böyle acaba gireyim mi bu konulara diye ama konu uzadığı için burada kesiyorum. Ama ana çerçeveyi sunmuş oldum zannediyorum. Bundan sonra birkaç böyle ilginç biyografi portrelerini aktaracağım size ve böylece biraz daha böyle hareketli konulara geçeceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla Hazreti Peygamber'in evlilikleri ve bu konuyla ilgili polemikleri bir ele alayım. En azından bunlarla ilgili sürekli bana soru soruluyordu veya sosyal medya hesaplarında ileri geri herkes bir şey konuşuyordu. En azından tarihsel verilerle ana çerçevenin ne olduğunu ortaya koydum ama insanlar böyle sürekli aynı konularla ilgili şeyleri, videoları veya konu başlıklarını sevmiyorlar. O yüzden farklı farklı konularla videolarımıza yine devam edeceğiz ama yine bir iki Emevi halifesini tanıtacağım. Keza bu arada farklı birkaç biyografi var.
Onlardan da inşallah söz edeceğim. Yani benim hayran olduğum dediğim isimlerden birisiydi. Ebu Zer'el Gıfari ile daha önce Gıfari hakkında daha önce bir video çekmiştim zannediyorum. Mesela Sa'd bin Ubade son derece ilginç bir simadır. En büyük bana göre gadre uğrayanlardan birisidir. Hele hele onun oğlu Kays vardır ki hayran olduğum isimlerden birisidir. Son derece erdemli bir adamdır. Ki bakınız bunlar en sağdan. Aynı şekilde işte 2. Muaviye böyle bir şahsiyettir. Keza Ömer bin Abdülaziz böyle bir kimliktir, kişiliktir. Bunların yanında mesela diğer Emevi halifeleri vardır ilginç. Rezil hayatları olanlar da vardır. Mesela 2. Yezid ki son derece sefih, berbat bir karakter. Ebu Musa el-Eşari mesela çok ilginç bir şahsiyettir. Yeri geldiği zaman bunlardan da bahsedeceğim. Sahabe-i kiram efendilerimiz falan böyle güzellemeler yapıyoruz ama dikkat ederseniz bu tarihi konulardaki böyle biraz problemli meseleler hep de bana ihale kalmış gibi oldu. Neden? Çünkü herkes yıldızlaştırma peşinde. Ben de genelde onların arasında bu tarz bilgileri de var deyince bu sefer vay sanki hep tarihe olumsuz bakıyormuşum gibi algılanıyor. Halbuki benim yöntemim bir kere evet eleştirel bakıyorum. Konuları hiçbir zaman böyle cilalayıp anlatma taraftarı olan birisi değilim. Realist bakarım, duygusal bakmam ve gördüğümü yansıtmaya çalışıyorum. Duygularımı bu işe katmıyorum. Benim dışımda zaten bunu fazlasıyla yapanlar var. Benden haz etmeyenler de zaten onları dinlerler, eksiklerini oradan giderirler. O yüzden de beni sevenler dinlesin. Yani illa da böyle ben herkese şirin gözükeceğim diye de bir tavrım yok. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Değerli vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.